Endeks grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz en önemli direnç noktası olan bir önceki kesin stop noktamız 7915 bölgesini test ettiğini fakat üzerine geçiş sağlayamadan tekrar şablon bölgemizin içerisindeki kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz. Tekrar tepkisi hareket başlatıp 7915 bölgesi içerisine geçiş yaparak şu şablon bölgemiz içerisine giriş sağladığı andan itibaren tepkisel hareketleri yukarıdaki önemli direnç noktalarına doğru devam ettirme ihtimalini oluşturacağı bir hafta izleyebiliriz ki bu bölge 8250 bölgesi ve tabii ki en önemli direnç noktamız çünkü bu bölgenin üzerine geçiş sağladıktan sonra yükseliş kanal bölgesi ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı için yükselişlerin tekrar daha yukarıya devam etme ihtimalini arttırıcı en önemli direnç noktamız. O bölge üzerine geçiş sağlayıp veya o bölge üzerine hacimli bir yükseliş oluşursa hızlı bir şekilde yapmış olduğu zirve bölgesi olan 8585 bölgesini test edip üzerine geçiş sağlayarak daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini artıracağı bir hafta oluşturabilir. Tabii bunun için 7915 üzerine Özellikle salı günkü işlemlerde hacimli bir şekilde bu bölge üzerine geçiş sağlayabilirse 8250 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttırıp bu haftayı o bölgeye yakın kapanışla kapattıktan sonra devam eden bir yükseliş durumu gerçekleşebilir. Buradaki en önemli durum Cuma günkü kapanışla beraber geriye dönüş yaparak şablon bölgemizin içerisindeki kapanışı oluşturduğundan dolayı tekrar aşağıya devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşursa 7650 bölgesi şu an için en önemli destek noktamız yani bir önceki dip noktası. Bu bölgenin altına geçişler oluşursa aşağıya devam eden sürecin devam etme ihtimali artabilir ve daha sonra tabii ki 7480 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemsememiz gerekecek. O bölgenin altına geçişler de devam ederse kesin stop noktamız olan şu bölgede yapmış olduğu en önemli dip noktası 7285 bölgesi. Bu bölgenin altına geçişler oluşursa artık derinleşerek daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreçle karşılaşacağımız için 7285 bölgesi bizim için en önemli stop noktası ve en önemli destek noktasıdır. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra mutlaka stop yapmamız gerekiyor. Dolar grafiğinde belirlediğimiz hedef noktası olan 28-25 üzerinde kapanışları ve 29 bölgesine tepkisel hareketleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu bölgeyi test ettiği sürece tekrar yukarıdaki hedef bölgelerine doğru devam etme ihtimalini 29 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber gerçekleştirip 30 hedefine doğru süreci devam ettirebilir. 30 hedefinin üzerindeki tepkisel hareketlerde de 30 70 bölgesine kadar da bu süreç devam etme ihtimali ve kanal bölgesinin üst noktası olarak da 32 50 bölgesi devam ediyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 28 25 bölgesindeki bir önceki hedef noktamız birinci destek noktası olarak takip edilebilir. 27 35 bölgesi yarı yarıya stop noktası ve 26 dolar bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edilebilir. Ons grafiğindeki geri çekilme ve güç kazanma durumu 1985 bölgesi üzerinde tutunamayarak 1940 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza kadar gerçekleştiğini görüyoruz ve Alt bölgedeki destek noktası olan 1905 bölgesine kadar da bu süreci devam ettirebilir. O bölgenin altına geçişler oluşursa da derin düzeltme durumlarına doğru giden sürecin başlangıcı oluşur. O yüzden 1905 bölgesi şu anda en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölgenin altına geçiş olmadan tekrar tepkisel hareketleri gerçekleştirip 1940 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız şu andan itibaren direnç noktasını almış oldu. O bölge üzerine tekrar çıkışlardan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı bir şablon durumuna dönüşebilir. 1905 bölgesi altına geçişler olmadığı sürece de bu şablon durumunu gerçekleştirme ihtimali daha yüksek olarak gözüküyor. 1905 bölgesi altına geçişlerde geri çekilme güç kazanma durumunun en alt bölgeye kadar devam etme ihtimali oluşsa da şu bölgedeki ara destek bölgesi ve şurada yapmış olduğu dip bölge en önemli destek noktası olarak gözüküyor. O bölgeye kadar devam eden bir süreçte karşılaşılabilir 1885 bölgesi. 1885 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece de tekrar yukarıya devam ederek bir önceki hedef noktamız 1985 üzerinde kalarak 2030 ve 2100 hedeflerine doğru süreci devam etme ihtimalini sürdürebilir. grafiğimizde şablon durumunda oluşturduğumuz direnç noktası olan 24 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının üzerine çıkış sağlayamadan tekrar kesin stop bölgemiz olan 22 dolar bölgesinde devam eden süreçte Cuma günü içinki kapanışla beraber bir geri dönüş ihtimalini oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden şu bölgedeki ara destek bölgemiz yani 21.85 bölgesi şu anda en önemli destek noktasını oluşturuyoruz. Şayet 21.85 altına geçişler devam ederse tekrar yapmış olduğu dip bölge ve en önemli destek noktası olan 20 dolar bölgesine kadar dahi bu süreci devam ettirebilir. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerden sonra tabii ki dikkatli olmakta ve düşüş işlemlerini devam etmekte daha doğru olacaktır. Tekrar yukarı tepkisel hareket oluşmadığı sürece ve 22 dolar bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece de bu sürecin aşağıya doğru devam etme ihtimali daha yüksek olarak gözüküyor. 22 dolar üzerine yapacağı tepkisel hareketlerde hacimli bir durum oluşursa o zaman 24 dolar üzerine tekrar çıkma ihtimalini oluşturacağı ve 26 dolar bölgesine doğru yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran bir şablon durumu gerçekleşebilir. Brent grafiğinde belirlediğimiz 81 dolar bölgesinin altına geçiş yaptıktan sonra tekrar bir tepkisel hareket yaparak o bölgeye yakın kapanış yaptığını görüyoruz. Tabii bu durumda tekrar yukarıya devam ederek öncelikle 86-50 dolar bölgesindeki en önemli direnç noktasının üzerine çıkış sağlaması gerekiyor. Tekrar yukarıya yükselişlerin devam edecek şablon durumunu oluşturabilmesi için. 86 50 üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşlerin aşağıya doğru devam ederek 75 dolar bölgesindeki kesin stop noktası olarak belirlediğimiz en önemli destek noktasına kadar devam etme süreci oluşturabilir. 86.50 üzerine yapacağı kalıcı kapanışlar gerçekleşirse tekrar yukarıya doğru devam eden ve 95 dolar bölgesindeki yapmış olduğu kısa zirve bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. 86.50 üzerine çıkışlar olmadığı sürece de aşağıya devam eden sürecin derinleşerek devam etme ihtimalini artıracak bir şablon durumu da gerçekleşebilir. Euro dolar grafiğinde 1.06 bölgesindeki yarı yarıya stop noktası direnç bölgesiyle o bölgenin üzerine geçişler sağlasa da kalıcı kapanışlar oluşturamadığı için tekrar geri dönüş durumları oluşturmuş ve bu bölgede güç kazanma durumunu sürdürüyor. 1.08 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktası üzerine çıkışlar olmadığı sürece de bu ara bölgede güç kazanma durumunu bu şablon bölgemizin içerisinde devam etme ihtimalini sürdürebilir. 1.08 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar oluşursa tekrar yukarıya tepkisel hareketleri devam ettirip en önemli direnç noktası olan 1.10 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 1.05 bölgesi halen daha en önemli destek noktası ve ikinci kesin stop noktamız olarak takip etmeye devam ediyoruz. O bölgenin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin alt noktası olan 1.03 bölgesine kadar derinleşen bir düzeltme durumu oluşturabilir. Pilotin grafiğinde önemli direnç bölgesi olan 950 dolar bölgesinin üzerine çıkış sağlayarak kalıcı kapanışları oluşturamamıştı ve hızlı bir şekilde geri dönüş yaptığını ve en önemli destek noktası olan 870 dolar bölgesinin altında da kapanış yaptığını görüyoruz. Tabii bu durumda tekrar 870 dolar bölgesi üzerine çıkış sağlayarak ve daha sonra da en önemli direnç noktası olan 890 bölgesindeki şablon bölgemizin en önemli direnç noktasının üzerine çıkış sağlayamadığı sürece aşağıya düzeltmenin derinleşerek devam edip kesin stop noktası olarak belirlediğimiz ikinci bölge olan 800 dolar bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturuyor. Şu an için ara destek bölgesi, yarı yarıya stop noktamız 830 dolar bölgesi. 830 dolar bölgesinde tutunmayı sağlasa da 890 dolar bölgesi üzerine çıkışları oluşturamadığı sürece tekrar geri dönüşlerin daha alt bölge desteklere kadar devam edip en önemli destek bölgesi kanalın alt bölgesi olan 750 dolar bölgesine kadar dahi devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 27 bin üzerine çıkışlardan sonra 40 bin hedefine doğru sürecin devam ettiğini görüyoruz ve tepkisel hareketlerle beraber önemli direnç noktasını da test etmiş oldu bu hafta için 37500 bölgesi ve 37500 bölgesi üzerine çıkış sağlayarak kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra 40.000 hedefini de gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere doğru süreci devam ettirme ihtimalini çoğaltarak sürdürdüğünü görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 36.000 300 bölgesi var. Daha sonra 35.000 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. Bir sonraki ara destek bölgemiz 33.785 ve kesin stop noktamızda 32.500 bölgesi. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece 40.000 ve daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme ihtimalini sürdürdüğü şablon durumu devam ediyor.